Merhaba sayın seyirciler, yine bir kum saatinde sizlerle birlikteyiz. Günün sıcak gelişmelerinden derlediğimiz haberleri her zaman olduğu gibi yeni mesaj yazarı Murat Çapaz'la birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Tabii bugünkü konularımızın arasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek'in enflasyonla ilgili açıklamaları var ve yeni bir vergi düşünmediklerini söylüyor. Bununla ilgili açıklamaları var. Buna yer vermeye çalışacağız. Yine açlık ve yoksulluk sınırı ile ilgili bir veriler var, Besar Besar'ın verileri. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Başın da açıklamaları vardı. Dün bir kısmını yayınlamıştık. Yayınlamadığımız kısımları şimdi sizlerle paylaşacağız. Bu haber var, VTR'si var. Bu VTR'yi izleyelim. Sonra da üzerinde konuşacağız hayatınızı şekillendiriyorsa bu bir sorun değildir. Din insanın hayatını şekillendiriyorsa burada sorun çıkmaz. İnsan dini şekillendiriyorsa burada sorun çıkar. Bugün Türkiye'de İslam'la ilgili, dinle ilgili en büyük problem Müslümanmış gibi görünen insanların ortaya bir Müslümanlık portresi çizip dini şekillendirmesi. Baktığınız zaman bu din değil. Böyle bir din yok. Böyle bir din gelmemiş, emredilmemiş. Bu sadece İslam topraklarında mı var? Hayır, bu inançların yaşandığı bütün topraklarda var. İnsan menfaatine göre inançları yönlendiriyor, yönetiyor, değiştiriyor ve kendi menfaatini aslında elde etmeye yönelik bir hayat yaşamaya başlıyor. Böyle olunca inançlar kirlenmiş oluyor. Halbuki kendisine, nefsine, kendi işte menfaatine bu hareketi yapmasa bu sorun olmayacak. Türkiye'deki bu tarikat cemaat yapılarının en büyük davranış biçimi aslında holdingleşmesi, bunun üzerinden menfaat sağlaması. Evet. insan İnsan devşirmesi ama bunun önlemi böyle popülist söylemlerle olacak bir önlem değil. Buraya bir devlet iradesi lazım. Devlet iradesi, hükümet iradesi çıkacak. Şimdi bunların insan kaynaklarını kesecek. Nasıl olacak bu iş? Şu anda buralara girmek bir ayrıcalık. Buralara girdiğiniz zaman ihale alırsınız. Buralara girdiğiniz zaman iş bulursunuz. Buralara girdiğiniz zaman devletin içine girersiniz. Şey FETÖ için biliyorum. aynısı vardı sonucunu gördük ki şimdi öyle bir şey var ki Mustafa Kemal'in askerleri izleyen teğmenlere devletin içine sızmış bazı şeyler diye nitelendiriyorlar. Ya bu da çok komik bir durum. Yani 23 yıl ülke yönetiyorsun. Hala birileri buraya sızıyor diye bana şikayet ediyorsun. Ben buna nasıl inanabilirim? Ne sızması? Ne anlatıyorsun? Kardeşim? Ama o sızmaları gördük değil mi? E gördük çünkü sen sızdırdın. Ben sızdırmadım ki. Hükümet kendi eliyle bunları sızdırdı. Dolayısıyla bunların güç kaynaklarını, para kaynaklarını bunları keserseniz aslında oraya hiç kimse gitmeyecek. Yani. Bizim insanımız aklı selim insanı. insanı insandır. Hani Anadolu'ya ilişkin bir şey vardır. Anadolu'nun kendi irfanı vardır denir ya. İnsanımız temiz bir yapıda ama alıyorlar bu insanımızı işte bazı yapıların eline, bazı yapıların kucağına adeta mecbur bırakıyorlar. Böyle bir şey var. Bunu kesmek için işte bir devlet iradesi, bir hükümet iradesi lazım ve ne yazık ki başımızdakilerde bu irade yok. Yok. Yosay evet, Çapaz Sayın Hüseyin Başı izledik. Ee, yine önemli konulara temas ediyor. Tabii şöyle yani şimdi mesela hani devleti yönetmeye talip olanlara işte bir bazı gruplar işte destek veriyorlar ve hatta karşılıklı anlaşmalar falan yapılıyor. Talepler de bulunuyor öyle söyleyelim. Ama burada burada yani gözetilmesi gereken devletin milletin çıkarları olmalıyken aslında çeşitli menfaatler ön plana çıkıyor. Yani menfaat pazarlıklarının olduğunu görüyoruz. Bunu çok geniş kesimlerde de görebiliyoruz. Hatta sadece iktidarda değil aslında yani muhalefette de yani bunları görebiliyoruz. Sen bana şu kadar işte milletvekili ver, ben de sana işte destek vereyim şeklinde şeyler görebiliyoruz. Yani nihayetinde sonuç itibariyle vatanın, milletin menfaatine değil de kendi menfaatlerine dönük hesapların olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu tabi buradan yola çıkarak yani bu bu vurguyla beraber e, açıklamalar yaptı Sayın Hüseyin Baş e, sizin de yorumlarınızı e, bekliyoruz. Buyurun başlayalım. Şimdi tabi e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk aslında Türkiye Cumhuriyeti devletini e, kurarken dikkat ederseniz en önemli ilkelerden bir tanesi laiklik ilkesidir. Neden? Çünkü Atatürk şunu gördü. Atatürk Osmanlı döneminde fil dişi kulelerinde olan toplumdan uzak olan bir insan değildi. Anadolu coğrafyasının birçok yerini dolaştı, birçok ülkeyi dolaştı. Balkanlarda, Afrika'da, Suriye bölgesinde, Anadolu coğrafyasında vesaire. Dolayısıyla Atatürk aslında birçok şeyi de gözle gözlemledi. Yani Osmanlı'yı çöküşe götüren şey nedir? Bunu gözlemledi. Ve burada aslında e, toplumu tamamen e, duyarsızlaştıran e, toplumu e, bütün hani özgür düşünceden efendim üretkenlikten uzak tutan bazı şeyleri fark etti Atatürk. Bundan bir tanesi nedir? Yanlış mesela din algısı. Şimdi e, aslında laiklikle beraber e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı şey ne? E, dine bulaşmış olan yanlış algıların, e, bidat akımlarının temizlenmesi. Evet. Yani bunun için aslında Atatürk ortaya koydu. Yoksa laikliği dinsizlik anlamında koymadı. Eğer laikliği dinsizlik olarak algılasaydı Atatürk o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmazdı. O zaman efendim e, hutbelerde e, işte Rıfat Böreçi'ye 52 tane hutbe hazırla. E, Türkçe insanlar dinini öğrensin demezdi. Tabii. İki tane kızımız Amerikan Koleji'nde Hristiyan oldu diye o koleji kapatmazdı. E, neden? Çünkü laiklik ilkesinin gereği efendim ne yapması gerekiyordu? Bunları hani ne yapardı? Hani batıdaki gibi bir anlayış olsaydı Bunları birçoğunu belki göz yumardı Birçok şeyi kapı açardı Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün laiklik anlayışında Aslında bidat akımlarının, yanlış akımların Osmanlı'yı çöküşe götüren anlayışların ortadan kaldırılması Yani onların devlet yönetiminden, halkın arasında dolaşmasından engellenmesi Hadise buydu aslında evet. Aslında bakıyoruz ee, Sayın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başın ifade ettiği hani güçlü bir devlet iradesi lazım. Yani burada halkın e, dini anlayış, e, anlayışını sömüren, dini yaşantılarını sömüren, din duygularını sömüren iradelerin engellenmesi, devletin devletin bu yapılardan temizlenmesi, uzak tutulması. Neden? Çünkü Osmanlı bu yüzden çöktü zaten. Bugün e, bu bir devlet iradesi gerekiyor diyor. İşte e, ne yapmıştır Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurarak ve bunun başına da en güvendiği isimlerden bir tanesi Rıfat Börekçi, mil, e, gerçekten bu işte liyakat sahibi olan, milli mücadele en büyük katkıları sunmuş olan ve gerçekten alim olan bir insanı onun başına koymuş. Ve samimi olan bir insanı onun başına koymuş. E, Kur'an tefsiri yazdırıyor, bakıyorsunuz Elmalı Hamdi Yazır'a yazdırıyor. Neden? Çünkü o dönemin en büyük alimlerinden bir tanesi. En çok güvenilebilecek alimlerinden bir tanesi. Tabii. Şimdi bakıyorsun Atatürk bu konularda liyakatli insanları görevlendirmiş. Ama liyakasız olan, samimiyetsiz olan, bunu din dinini sömürmeye çalışan insanları da ayıklamış. Onları bir kenara koymuş. Şimdi bakıyoruz eee Bağımsız Türkiye Partisi de ne diyor? Yani bugün e, hani bir takım e, zararlı akımların yani e, tarikat adı altında, cemaat adı altında Devletin kurumlarına sızdığını, askere sızdığını, işte FETÖ örneğini veriyor. FETÖ neticede bir zararlı akım. Neler yapabileceğini gördük değil mi? Tabii. Neler yaptığını da gördük. Dinler arası diyalog faaliyetlerinin bir parçası olarak gençlerimizin aslında, hani 15 Temmuz hep önümüze konuluyor ama FETÖ'nün asıl verdiği zarar 15 Temmuz değil aslında. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi başarısız oldu, olay bitti. Peki, FETÖ'nün yıllarca ekmiş olduğu fitne tohumları onu temizleyebildin mi? Hayır temizleyemedin. O dinler arası diyalog faaliyetleri farklı şekillerde devam ediyor. E demek ki asıl zehirli tohum bitmedi. Zaten FETÖ'nün zaten asıl misyonu dinler arası diyalogtu. Evet. Türkiye'de çok geniş çevreler hani dinler arası diyalog yani çok işte hoşgörü falan yani çok güzel kelimeler bunlar, çok güzel cümleler. Hani bu e, sihirli diyelim yani ona. Yani bu sihirli cümlelere aldanarak destek de verdiler. Evet. Kimisi aldanarak, belki de çok az aldanarak diyelim. Ama birçoğu da, bakın orada şey Süsayma şunu da söylüyor aslında. Yani e, menfaatler yani menfaat sağlanarak, veyahut da menfaatler oradan e, elde edilerek. Çünkü niye? Siz o yapıya girdiğiniz zaman orada ihaleler alıyorsunuz. O ihale, şey o şey yapıya girdiğiniz zaman size çeşitli iş kapıları açılıyor. Yani parasal e, mevzulara girmiş oluyorsunuz. Onun. İşte o yüzden devlet imkanı gerekiyor. Yani şimdi e, o yapılar nasıl güçleniyor? Yani burada siyasete yaklaşıyorlar, yakınlaşıyorlar. Siyasetle bir takım ittifaklar, yani sizin de bahsettiğiniz gibi oy karşılığı, bilmem ne karşılıklı menfaatlerle beraber, bir pazarlıkla beraber e, devlet kurumlarında e, kendilerine kapı açılıyor. E, oradan iş imkanı e, insanlara sunuluyor. Oradan onlar üzerinden ihale imkanı sunuluyor. Evet. Onlar üzerinden mesela şu anda yurt imkanları, öğrenciler için yurt imkanları sunuluyor. Burs imkanları sunuluyor. Ve onlar da devletin imkanlarıyla bunu yapıyorlar. Evet. Yani kendilerine sunulan, hükümet tarafından sunulan imkanlarla bunu yapıyorlar. Dolayısıyla ne diyor Sayın Baş? Otomatikman sen onların kucağına itmiş oluyorsun insanımızı. Tabii. Yani iş bulmak istiyorsan onlarla beraber olacaksın. Evet. Yani dün dün neydi bunun ismi? FETÖ'ydü. Yani sen efendim e, ihracat mı yapmak istiyorsun? FETÖ'yle yakın olman gerekiyor. Devlette iş yaptırman mı gerekiyor? FETÖ'yle beraber olman gerekiyor. Vergileri sildirmen mi gerekiyor? FETÖ'yle beraber olman gerekiyor. Yani 2010'dan önce bu böyleydi. Evet. Şimdi ne yapmış oldun sen? Otomatikman insanları oraya doğru yönlendirmiş oldun. Halbuki devletin yapması gereken bu zararlı akımlara, yani hükümetin yap hükümetlerin yapması gereken bu zararlı akımlara imkanlar sunmak, bunlar eliyle insanlara bir takım imkanlar sunmak değil. Devlet imkanıyla, devlet olarak bu imkanları sunmak. Dolayısıyla vatandaş devletine bağlı kalacak. Bir takım zararlı akımlara değil. İleride bu ülkeye, bu vatana çok büyük zararlar verebilecek olan kişilere, menfaat gruplarına değil. İşte Atatürk bunu bildiği için işte Diyanet'e kurdu. Ha, Diyanet şu anda vazifesini yapıyor. Ayrı bir şey. Yani Diyanet İşleri Başkanı kurucu iradesine tavırlı. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şu anda hutbelerde yer vermiyor. Ee, hani Sayın Baş ifade ediyor ya, Yedi, efendim 7 defa dünyayı dolaşacak kadar dünyayı gezmiş ama hemen yanı başındaki anıt kabire bir gidip de bir Fatih okumamış yani. Evet. Diyaneti kuran irade Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yani en azından bir vefadır bu yani. Cumhuriyet bayramlarına denk gelen ya da milli bayramlarına denk gelen cuma günlerinde Atatürk'ün ismi geçmiyor. Çanakkale'de Atatürk'ün ismi geçmiyor. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün ismi geçmiyor. Şimdi böyle olunca en son bakıyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın efendim tanıtımında e, Arapça, İngilizce ve metinlerde yine Atatürk'ün ismi geçmiyor. Yani kurucusuna karşı vefa duygusu olmayan bir yapıya dönüşmüş durumda. Şimdi bunlar olunca bu sefer e, zararlı akımlar ön plana çıkıyor. Ve işte Sayın Baş'ın şu tespiti bence çok çok önemli. Ne diyor? E, eğer din bizim hayatımızı şekillendiriyorsa bu bir sorun değil. Ama eğer insan dini şekillendirmeye evet. başlarsa ve yapıyorsa bu çok büyük bir sorun. Zaten yani, hani tahrif tahrif olmuş yani inancımıza göre Kur'an-ı Kerim'e göre tahrif olmuş olan dinlerden e, bahsediyoruz değil mi? Bir takım inançlardan bahsediyoruz. Tahrifattan bahsediyoruz. Sebebi ne? Çünkü insanlar kendi menfaatlerine göre o inançlarını şekillendirmişler. Tarif etmişler. Ve bunu da evet. o inançları da e, bu uğurda kullanmışlar. Evet. Bir e, gelir imkanı, bir güç imkanı, bir Efendim hani e, insanlar biliyorsunuz e, güç için mücadele verir. Bu dini de bunun için kullanmışlar. Aynen öyle. He bu efendim İslam toplumlarında da olmuş. Mesela Emeviler böyle bir yapı. Evet. Yani Emevi devletini siz bir İslam devleti olarak ifade edemezsiniz. Çünkü Emevi devleti döneminde Hazreti Peygamber'in yani dini getiren iradenin e, torunu şehit ediliyor. Yani peygamberin torununu şehit eden bir devlet anlayışına siz İslam devleti diyemezsiniz. Tabi İslam'a karşı bir devlettir. Ama ne yapmıştır adamlar? Onu bir örtü olarak kullanmışlardır, dini bir efendim menfaat olarak kullanmışlardır ve onunla beraber kendi yanlışlarını bütün dünyaya nakşetmişlerdir, yani aşılamışlardır. Şimdi burada mesele şu, bugün de benzer durumları görüyoruz. Bakıyorsun, işte Sayın Başkın ifade etti. Holdingleşiyor adamlar. Adamlar bakıyoruz efendim e, devlet iradesi gibi davranıyor. Adam o gücü e, milletin hani inancını daha iyi taşımak için değil, milletin inancını daha çok bozmak için uğraşıyor. Evet. Yani bugün e, bakın bu kadar yapının hani dün FETÖ'ydü, bugün farklı yapılanmalar da var. Bu kadar yapının e, hükümet tarafından desteklenen bu kadar yapı güçlü, bu kadar imkan sahibi, bu kadar efendim gelire şirketlere, birçok şeylere sahip ama hiçbir hiçbir dönem deizm bu kadar artmamıştı. Hiçbir dönem insanlar dinden bu kadar soğumamıştı. Hiçbir dönemde aileler bu kadar hırpalanmamıştı, yıpratılmamıştı. E kardeşim sen bu kadar imkan sunmana rağmen bunun tam tersi bir tablo ortaya çıkıyorsa, işte bu insanlar hani din, insanların hayatını, dinin şekillendirmediğini insanların menfaatleri uğruna dini evet. bozukları anlamını taşıyor. Çok doğru evet. Bunlar çok çok önemli tespitler arasında sayın evet. başı ifade ettikleri. O yüzden burada ne gerekiyor? Öncelikle çok sağlam bir yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi çok sağlam bir imana sahip olmanız lazım. Çok güçlü bir imana sahip olmanız lazım. Ve bu işi bilmeniz lazım. Yani bu işin doğrusunu da bilmeniz lazım. Peki yani vatandaşlarımız, milletimiz Hani bu işin doğrusunu, dinin doğrusunu, gerçek manada dinin anlatımlarını nereden öğrenecekler? Kaynak Kur'an-ı Kerim tabii ki değil mi? Tabii Kur'an-ı Kerim'dir. Efendim sağlam kaynaklar, sahih kaynaklar zaten belli. Evet. Ama bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne yapıyor? Rıfat Börekçi'ye 52 tane hutbe yazdırıyor. Bakın Prof. Dr. Haydar Bey Hoş Geldin Atatürk eserinin sahibi. Aynı zamanda Atatürk Vatandır sempozyumlarını bütün Türkiye genelinde, ortaya koyan, gerçek Atatürk'ü, dindar Atatürk'ü önümüze koyan lider kişi da Haydar Haydarbaş Bey. E, ne yapıyordu? Diyor ki hutbe okuyacaksanız Atatürk'ün yazdığı hut, hutbeleri okutun, evet. okuyun. Bunu söylerdi. Hatta bulunduğu ortamlarda onları okuttururdu. Atatürk'ün hutbelerini okuttururdu. Ve gerçekten de bir Mevlüt Kandili anlatılmış, bir Peygamber Efendimiz e anlatılmış, mükemmel. Bir efendim zekat anlatılmış mükemmel. Bir namaz anlatılmış mükemmel. Allah'a iman anlatılmış mükemmel. Yani bugün hutbe yazmaya kalksan bugünkü ilahiyatçılar öyle bir hutbe yazamaz. Aynen öyle. Yani zaten yok yani. Çünkü diyanet hutbelerinde öyle hutbeler yok şu anda. Dolayısıyla e, zaten hani elimizde kaynak da var aslında. Aynen. Mesela Ahmet Hamdi Aksekin'in biliyorsun Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılmış olan bir eser. İslam İlmi Hali eseri ortaya konulmuş aç bak yani orada yani şu kan, şu kanlıkta bir kitap eskiden e, din ve ahlak kitabı olarak okutuluyordu okullarda yani gerçekten dinin bütün özelliklerini öğreniyorsun. Her şeyini öğreniyorsun. Evet. Sade ve yani hem sade, sade, ve sade doğru ve evet donanımlı yani çok evet. derinlemesi var yani derinliği var. Yani içinde evet. hani din ve ahlak kitabı başlığında evet. yazıp da dört hak dinden bahsetmiyor. Evet. İşte günümüze kadar işte üç tane din gelmiştir, şu da haktır, bu da haktır demiyor. Yani İslam'ı olması gerektiği şekilde, en doğru şekilde ortaya koyuyor. Aslında dediğiniz, mesela bu dediğiniz örnek çok e, karşılaştığımız ve çok önemli bir örnek. Mesela e, İslam, zaten İslam dini, e, hani bize daha doğrusu şöyle söyleyelim, Hz. Muhammed Peygamber Efendimiz geldiği andan itibaren e, bütün dinlere mensup olan kişilerde Hazreti Muhammed'in getirdiği dine tabi olmakla yükümlü. Yani en son din buna bunu emrediyor zaten. Şimdi o dinin mensubu olduğunu söyleyen kişiler diyorlar yani ki, dinin emri, açık emirleri var yani bu, bununla ilgili. Ama o dinin mensubu hatta mensubu olmanın da ötesinde. O, o dinin işte şeysi yani sen söyle çok önde gelen insana insanı olduğu iddiasında olan kişiler hayır diyorlar. Yani Allah'ın emrine, peygamberin getirdiği emirlere, o sınırlara hayır diyor. Nedir o zaman sana göre doğrusu? Hani şimdi açarak söylüyorum. Sana göre doğrusu nedir? Sadece İslam dini hak değildir. Diğer dinler de haktır. Hatta Muhammed'ün Muhammedun Resulullah demeye de gerek yoktur. E, bunu kim söylüyor? E, bunu ben söylüyorum diyor mesela. Din bunu söylüyor mu? Ya dini şey işte yanlış yorum. Yani öyle yorumlamayın. Böyle yorumlayın yani. Yani bu sefer kendisi yani sanki Kerim diyor ki Muhammedun Resulullah demezsen iman etmiş olmazsın. Olmazsın. Mı? Ama sen alıyorsun bu hükmü. Evet. Efendim değiştiriyorsun. İşte Muhammedun Resulullah kemalattandır diyerek. Aynen. Değiştiriyorsun. Evet. Yani şu işte bak çok güzel bir örnek bu aslında. Evet. Yani e, dinin anlatımı başka ama işte o zararlı akımların diyelim, zararlı kişilerin e, insanları yönlendirdiği kulvar başka. Onun için dinimizi bizim kaynağından düzgün öğrenmemiz, az önce sizin de söylediğiniz, belirttiğiniz kaynaklar, buradan öğrenmesi vatandaşlarımızın, insanlarımızın çok önemli. Çok önemli yani. Bu sefer onların çünkü yalanlarına, onların yönlendirmelerine, yanlış yönlendirmelerine kapılıp gitmezsiniz. Ama menfaatiniz varsa orada dini evet. bir kenara bırakırsınız, menfaatinizin peşinde koşarsınız. O zaman ona da zaten din denmez. Bir de şu var, yani ee, şimdi 2002'de e, hükümet e, iktidara geldi. Fetöle beraber e, hükümeti kurdular, iktidara geldiler. 2010 yılına kadar hiçbir kavga yok. Halbuki e, 1998 yılında Papa'ya mektubu Fetullah Gülen'in Papa'ya Papa mektubu Zaman Gazetesi'nde yayınlanmıştı. Evet. Ve onunla mücadele eden tek kişi vardı. O da Dr. Haydar Baş Aynen Bey. Evet. Demişti ki, yani bu bir Müslümanın yazabileceği bir mektup değil. İşte Papa 6. Pol Cenapları tarafından başlatılan dinler arası diyalog misyonunun bir parçası olarak biz burada bulunmaktayız diyor Papa'ya. Yani bir papalık misyonu olarak biz burada bulunuyoruz diyor. Evet. Bizim Müslümanlar da bunu alkışlıyor. Bunu eleştiren bu yanlıştır, bu efendim batıldır diyen Prof. Dr. Haydar Başbey de sen ayrımcılık yapıyorsun, sen çekeme, çekememezlik yapıyorsun, yapıyorsun evet. diyerek eleştiriyorlar. Evet. Suçlamalar Şimdi, buldular. ve Sayın Prof. Dr. Haydar Bey ne yaptı? Hükümeti uyardı. Yani hükümet olmadan önce Sayın Erdoğan'ı uyardı. Dedi ki bakın bunların dinler arası diyalog faaliyetleri ülkemizi bölme amaçlıdır. Bu, bu, bu bir fitnedir. Vatikan projesidir. Ülkemizi bölme, işgal etme projesidir. Eğer siz bunlarla yürürseniz biz olmayacağız. Ama siz onlara karşı bir mücadele verirseniz biz de size destek oluruz. İstanbul'da bir kafede bizzat Sayın Erdoğan'la bu görüşmeyi yapmıştı Profesör Dr. Erbaş Bey. Ama Sayın Erdoğan tamam demesine rağmen birkaç gün sonra ofta yapılan mitingde 3 hak dinden bahsetmeye başladı. Ve Profesör Tayyar Başbey de bu sefer dedi ki, efendim biz bunlarla yol yürüyemeyiz. Bunlar şu anda FETÖ mantığıyla beraber hareket ediyor diyor. Ve bakıyoruz zaten 2010'a kadar bu zararlı görüşlerden dolayı bir kavga yok. Yani dini değiştirmeye yönelik faaliyetlerinden dolayı bir efendim evet, hükümetle ayrı düşme FETÖ yani arasında orada. bir kavga yok. Evet doğru. Ama ne zaman bir kavga oluştu? Menfaat. Eller evet. çatıştığı zaman. Evet. Yani milli meselelerden dolayı, dini meselelerden dolayı bir kavga yok. Efendim bir şeyi paylaşamamaktan dolayı, menfaatten dolayı bir kavga ve gürültü. Menfaat çatışması. Menfaat çatışmasından dolayı. Evet. Dolayısıyla burada şimdi bakıyoruz bu mantığa sahip olan siyasiler iktidarıyla ve muhalefetiyle aslında bugün başka gruplarla beraber oluyor. Yani yine aslında aynı yanlış devam ettiriliyor. Şimdi dinler arası diyalog şu an bitti mi? Türkiye'de devam ediyor. Medeniyetler arası ittifak projeleri kapsamında devam ediyor. Yine papazlarla hahamlarla vesaire beraber iftarlarda buluşmalar var mı? Var. Yine aynı şekilde o FETÖ'nü yürüttüğü çalışmalar devam ediyor mu? Farklı isimlerde devam ediyor. Yani aslında FETÖ'yle mücadele edilmedi. FETÖ'nün zihniyetiyle, FETÖ'nün şeyle mücadele edilmedi. Sadece bir menfaat çatışması yaşandı. O yüzden onlar ekart edilmeye çalışıyor. Oyuncular mı değişti? Oyuncular yani? Oyuncular değiştirildi yani. Evet. Şimdi işte milletimizin bu gerçekleri de görmesi lazım. O yüzden bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Prof. Sokta Haydar Baş Bey çok güzel bir, te, mükemmel bir tespiti var. bir insanın dinsiz olabilmesi için o insanın helali haram, haramı da helal demesi lazım. Ya Profesör Haydar Baş Bey şunu sormuştu. Atatürk'ün bir tane helale haram ya da haramı helal dediğini biliyor musunuz? Ona ilgili bir cevap şey gelmedi. Evet. evet. Öyle bir şey yok çünkü. Yani Atatürk din neyse Rıfat Börekçi'ye onu anlattırdı. Tefsirde onu anlattırdı. Yani onun kurduğu cumhuriyette, devlette bu anlatıldı. Ona bir efendim ee, bidat akımı sokulmadı. Şahsi menfaatlerle, kişisel menfaatlerle din yorumlanmadı. Dolayısıyla Atatürk bunu yapmadı ama bugün bakıyorsun adam sarık cüp başında, sakal yüzünde, cübbe sırtında adam her türlü fetva veriyor. Peygamberin vermediği fetvaları veriyor. Peygamberin dediğinin tersini söylüyor. Evet. E şimdi kardeşim sen helali haram yapıyorsun. Haramı helal yapıyorsun. Atatürk bunu yapmadı. Bakın bir tane daha örnek Kim vereyim? dinsiz yani? Evet. Bir örnek daha vereyim. Bu da çok bence önemli. Şimdi Suriye'li aramız iyiydi bizim bir dönemde, ondan sonra işte Amerika'nın e, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Sayın Erdoğan da Büyük Orta Projesi'nin eş başkanı olduğunu kendisi zaten ifade ettiği için söylüyoruz. E, eş başkanı olduktan sonra bizim Suriye ile yani Esad'la aramız bozuldu. E, hatırlayın o dönemde Türkiye'de yine e, hükümete yakın yani kendisini hükümete şirin göstermeye çalışan hükümete yakın diyelim onu. Çünkü her dönemde bunlar oluyordu. Yani Emevilerde de e, hadis uyduran sarayda oturmuş para karşılığında para aynı, evet. tabii hadis uyduran. Bunu hadis uyduran kendisi söylüyorlar. Yani bunu biz nereden bileceğiz? Hadis uyduran diyor ki ben diyor para karşılığında hadis <laughs> uyduruyorum şunu, şunu diyor. Bunu yaptım diyor. Bunu evet. anlatıyorlar zaten kendileri. Şimdi yani o dönemde de yani Suriye ile e, Türkiye'nin arasının bozulduğu dönemlerde çıkıp ne dediler? İşte e, oradaki şeylerle Alevilerle, oradaki Alevileri öldürmek caizdir. Değil mi? Böyle bir şey söylediler. Yani A savaş yani yapabilirsiniz. Suriye'de Arap Alevisi, mesela evet. Esad ailesi Arap Alevisidir. Ama çok enteresandır. Kurduğu kabinenin tamamı Sünnidir. Müftü Sünnidir. Yani El-Sünnet ekolündendir. Hanefi mezhebine göre devleti şey evet. yapıyorlar. Ama Esad'ın kendisi Arap Alevisidir. Sırf Alevi olduğu için, Arap Alevisi olduğu için onunla savaşmak savaşırsak Türk askeri savaşırsa şehit olur şehit fetvasını olur. Verdi. Evet bunu verdi. Peki mesela bak dine göre bu fetva küfürdür biliyorsunuz. Onu diyeceğim işte. Şimdi bakın yani bir dinin emri var, açık emri var. Yani haksız yere bir insanı siz öldürdüğünüz zaman ebediyen cehennemliksiniz diye Nisa suresi 91. ayet. Nisa evet. suresi 91. ayet. Açık bir hüküm var. Bu hükme karşı kendisi başka bir hüküm veriyor. Ama bunu verirken de kürsüden söylüyor. Caminin kürsüsünde veyahut ekranlarda ve daha inandırıcı olmak için de ona uygun kıyafetler giyiyor. Şöyle sakal falan bırakıyor vesaire yani. Niçin? Niçin o kıyafetleri giyiyorsun? Çünkü Kur'an'a aykırıza hüküm verirken inandırabilmek için bir şekille i̇şte, giriyorsun. E, i̇nsan dini şekillendiriyor. Evet. Burada insan dini evet. şekillendirmiş. Burada bu çok Peki bunun sonucunda özür dilerim. Bunun sonucunda ne oldu? Ne oldu? Yani yüz binlerce insan öldürüldü, yerinden yurdundan edildi. Efendime söyleyeyim Türkiye'de sığınmacı problemi oluştu. Yani çok sayıda insan öldü, yerinden yurdundan edildi. Sırf e, hani bu yanlış e... bu yanlıştan dolayı. Yani mesela dinin hükümlerine göre hareket etselerdi ki yani bunlar dindar olduklarını iddia ediyorlar ya. bu dinan dini dindar olduğunu iddia edenler dinin hükümlerine karşı gelmeyip ona uygun hareket etselerdi biz Suriye ile bir problem yaşamayacaktık. Esad'la bir problem yaşamayacaktık. Bu kadar insan ölmeyecekti. Yerinden yurdundan edilmeyecekti. Aslında çok enteresan. Orada e, hani bir Türkiye Suriye savaşı planlanıyor aslında. Yani Amerika'nın planı aslında bu. Yani sadece oradaki terörü destekleme veya orada efendim e, yol geçen e, hanına çevirmemiz değil mesele. Yani Türkiye'nin bizzat Suriye'de savaşması istendi. Ama ve o yüzden de birilerine, Türkiye'deki birilerine bu fetvalar verdettirildi. Yani Türk askeri, Suriye askeriyle savaşırsa Tabii. Ölürse şehit olur. Doğru, ama aslında bizi savaştırmakta yani. Şimdi evet. burada çok enteresan bir şey. Evet. Bakın. E, hadislerin bakın ismi, e, ben e, İslam e, hadis e, ilmini okumuş olan birisi olarak bunu tefsir iminde okuduk, hadis ilminde okuduk. Hadislerin temel şeyi şudur. Yani bir hadisin sahih ya da efendim mevzu olduğunu, yani uydurma olduğunu nasıl anlarsınız? E, Kur'an'a göre. Kur'an'ın yani. E, temel ölçülerine aykırı olup olmamasıyla anlarsınız. Oradan evet. evet. Zaten halsiniz. hani ravi zinciri vesaire birçok şeylere bakılır ama eğer hadis-i şerifin metni, manası Kur'an'ın hükmüne tersse o hadis e, dikkate alınmaz. Kur'an evet. dikkate alınır. Şimdi e, dolayısıyla hadis Kur'an'la çelişemez. Ve bu noktada e, sen şimdi bırak e, peygamber bu konuda peygamberin bir hadisi yok zaten. Yani efendim işte Alevi Alevi bir ülkeyle savaşırsan senin askerin şehit olur. Böyle bir hadis var mı? Yok. Peki bahsettiğim bu fetva, bakın hadis böyle bir hadis yok zaten. Hadis olsa bile Kur'an-ı Kerim'le çalışıyor. Evet. Nisa suresi 91. ayetle göre bu verdiğim fetva batıl mı? Do doğru mu yanlış mı? Batıl, evet. yanlış. Evet. Dolayısıyla burada sen Kur'an'ın aleyhinde, Kur'an'ın hükmünün aleyhinde bir fetva veriyorsun. Ve Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var ve bütün fakihler bunu bilirler ve bu şekilde olduğunu ifade ederler. Nedir o? Peygamberimiz diyor ki, kim benim adıma uydurarak fetva koyarsa, yani bir şey fetvasını verirse, bana ait olmayan bir şey söylerse, cehennemdeki yeri hazırlanmıştır diyor. Dolayısıyla peygambere ait olmayan, Kur'an'a ait olmayan bir şey, bir fetvayı sen İslam adına veriyorsan aslında sen cehennemliksin. Yani bu net olarak peygamberin hadisidir zaten. O yüzden bu noktada e, ne oldu? Ama Profesör Haydar Baş Bey hatırlayalım o dönemlerde 55 e, sempozyum yaptı. Ve 55 sempozyumunda Suriye'den de e, din alimleri geldiler. Efendim e, Lübnan'dan geldiler, İran'dan geldiler, Irak'tan geldiler, Türkiye'den vesaire. Sü sünnişi, Şiisi, Alevisi hepsi hatta ellerini kaldırdılar. kaldırdılar. Çok bir birlik bir duruş ortaya koydular. Evet. Ve gözyaşları içerisinde büyük bir duygu seli içerisinde bu programlar yapıldı. Ve o programdan sonra 2011 yılının efendim organize edilen bir programdı bu. Türkiye'nin Suriye ile olan savaşı engellenmiş oldu. Yani bu proje devre dışı bırakıldı. Kim bıraktı bunu? Profesör Doktor Aydar Bey. Birileri bunu denedi ama yapmak istedi. İstediler. Ondan sonra farklı senaryolarla devre koydular. Ama biz eğer Suriye ile savaşa girmiş olsaydık o dönem yani milyonlarca insanımızı kaybedecektik. Yani sadece tek sorunumuz sığınmacı sorunu olmayacaktı. Sınırımızın güvensizliği olmayacaktı. Biz insanımızı da kaybedecektik. Şimdi o yüzden e, hani diyorlar ya hani Bağımsız Türkiye Partisi diyorlar ya Profesör Taydar Baş Bey. İşte Profesör Taydar Baş Bey tamam biz belki ona cumhurbaşkanlığı imkanı vermedik. Biz ona belki millet olarak başbakan imkanını vermedik. Biz ona mecliste bir e, koltuk sahibi de yapmadık. Hatta Haydar Baş Bey'in ifadesi bize bir muhtarlık bile vermediniz diyordu. Bir muhtarlık bile vermedik. Ama Prof. Dr. Haydar Baş Bey bu ülke için bu millet için çok şeyler ortaya koydu. Çok yapmadı. evet. Çok büyük hizmetler yaptı. Milli ekonomi modeliyle, sosyal devlet, milli devlet teziyle, 55 sempozyumları da. Kritik uyarılarıyla. Tabii var. yani evet. bakın e, Haydar Baş Bey'in Rusya'daki Duma'daki konuşması olmasaydı, Haydar Baş Bey'in efendim e, hani Rus bilim adamları gidiyordu, geliyordu değil mi? Haydar Baş Bey Milli Ekonomi modelini soruyorlardı vesaire. BRICS üyesinin temsilcilerle, BRICS, BRICS topluluğunun temsilcilerle temsilcileriyle bir diyalog olmasaydı, söyler misiniz? Rus uçağı düştükten sonra nasıl siz o şey düzel çektiniz? Evet, doğru. Birileri hikaye uyduruyor. Açın Duma'daki konuşmasını bir izleyin bakalım. O yüzden e, bugün Türkiye, Türk milleti, Prof. Haydar Barış çok şey borçlu. Yani ilim hazinesi olarak zaten çok şey borçluyuz. Ama onun dışında e, ortaya koyduklarıyla da çok şey borçluyuz. E, bugün de bakıyoruz öyle bir lider yetiştirdi ki, bugün, e, bugünün meselelerini en güzel şekilde anlatıyor. Temel ölçülerle beraber anlatıyor. Ve yanlışları... Teşhislerini en güzel şekilde ortaya koyuyor ve çözümlerini de anlatıyor. Aynen evet. Böyle de bir lider, böyle bir kadro, bir bir siyasi hareket de miras bırakmış oldu. O yüzden hani milletimiz artık bunun farkında olmalı, bu gerçeklerin farkında olmalı. Yoksa birilerinin peşinde biz gitmeye devam edersek yanlış birilerinin hem dinimizden olacağız, hem milli değerlerimizden olacağız, hem ekonomimizden zaten olmaya başladık. Her şeyimizi kaybedeceğiz. Bunu da millet olarak artık bilmemiz lazım. Evet. Evet şimdi diğer konumuza da geçelim. Diğer konumuzda az önce söylemiştik yani girişte e, BESAR açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Şimdi çeşitli kurumlar tabii açıklıyorlar bunu. İş kurum, e, özür diliyorum, düzeltiyorum. E, Türk İş'in de hani bununla ilgili açıklamaları oluyor. Bu sefer BESAR açıkladı. E, ama birbirlerine yakın oluyor zaten genellikle açıklanan rakamlar. Çünkü şey belli. Gelsin yani, Türk iş biraz frene bastı. Değil mi? Biraz geride kaldı yani herhalde yani ama. Biraz hükümete uyumlu açıklamalar yapıyor evet. şu anda. O zaman şöyle söyleyelim. Eylül ayı verilerine göre, Besar'ın Eylül ayı verilerine göre açlık sınırı 27.270 lira, yoksulluk sınırı ise 73.651 lira. Böyle kolay, yani kolay geliyor dile. Yani düşün yani yoksul, yoksulluk sınırı 73.000 lirayı yaşmış, Açlık sınırı 27.000 lirayı yaşmış. Bugün mesela şey yıl sonunda işte asgari ücret zammı konuşuluyor. Ee, i̇şte e, biraz sonra konuşacağız. Mehmet Çimşek'in de hani enflasyonu düşüreceğiz e, hedefleri var. Hani bunlarla düşündüğümüz zaman belki de yıl sonunda e, şey e, asgari askeri ücret belki de 23-24 bin lirayı bulacak. Yani. Belki onu bile bulmuş. Belki de onu bile bulmayacak. Çünkü başka senaryolar da. Var Ama çünkü. bugünkü yani Eylül ayı verilerine göre zaten aşık sınır 27 bin lira. Yani aşık sınırına bile artık ulaşamayan bir asgari ücretle karşı karşıyayız. Buyurun. Şimdi Besar efendim bu da tabii yine bir sendika emekçiler büro emekçileri sendikası araştırma merkezi. Bunlar da bir çalışma yapmışlar ve. Türkiye'nin şartlarında sağlıklı bir yani dört kişi bir ailenin sağlıklı beslenmesi açlık sınırı olarak ifade ediliyor. Yine diğer masrafların da işte barınmadır, ulaşım, iletişim falan onlar da devreye girince yoksulluk sınırında o verilerle beraber minimum şartlarda bir ailenin yoksulluk sınırı nedir? Bunu da ortaya koymuş. İşte siz de ifade ettiniz. Açlık sınırı 27.270 lira, yoksulluk sınırı 73.651 lira. Şimdi bakıyoruz, bu rakamları biraz düşünelim. Şu anda asgari ücret ne kadar? 17 bin lira. Yani 10 bin lira e, asgari ücret e, açlık sınırının altında kaldı. Evet. E, yoksulluk sınırına mukayese etmeye zaten gerek yok. 73 bin lira gibi bir rakamla mukayese edilecek bir şey durum yok. Arada bayağı bir uçurum var çünkü. Emekli maaşlarına bakıyorsunuz. 12.500 lira emekli maaşı yarısı bile değil. Tabii. Yani iki katı 25 bin lira yapar. Yarısı bile değil emekli maaşı açlık sınırının. Böyle bir tablo var. Hani emekliler geçtiğimiz günlerde sıra gelmedi konuşmaya ama biliyorsunuz bu huzur evleriyle alakalı, huzur evi ile alakalı bir haber vardı. Huzur evi aidatları yüzde 300, yüzde 400 artmış. Yani 10 bin liraya, 12 bin liraya çıkmış aidatları. Şimdi bakıyorsun emekli maaşıyla huzur evinde kalma ihtimaliniz yok. Yok, evet. Yani o huzur evinde kalabilmek için ekstra çalışmanız gerekiyor. Bu da böyle enteresan. Sadece bir... kirayı karşılayamıyorlar. Evet. Bir de bunun tabii ilacı var, bakımı vesaire. Evet, i̇lacı, bakımı tabii. yani bir yerden bir yere belki gideceksiniz. Evet. Ya bunlar hiç böyle bir imkan yok yani. Şimdi devam edelim. Bakın 17 bin lira asgari ücretli 27 bin 270 lira olan açlık yüzde %60.39'u kadar maaş alabiliyor. Yani e, açlık sınırı %60.39'una tekabül ediyor asker ücret. Hmm. Yani çok ne kadar e, düşük. Evet. Emekli maaşını söyledik zaten. Yarısı bile değil. Şimdi onun dışında günlük e, sağlıklı bir beslenme maliyeti 890 lirayı geçmiş. Şu anda. dört kişilik bir aileden bahsediyoruz. Sadece ekmek, çay, simitten bahsetmiyoruz. Sağlıklı bir beslemeden. E, belli kalorileri var onların. Ona <laughs> göre hesaplama yapıyorlar. Minimum olarak bunu hesaplıyorlar. Ve yine Kamu emekçilerinin barınma şeyi ise, bakın maaşlarının, kamu emekçilerinden bahsediyoruz, onların gelir biraz daha yüksek. Sadece barınmaları, gelirlerinin %75-80'ine tekabül ediyor. Yani alıyor maaşını, %80'ini kiraya veriyor kamu emekçisi. Geriye zaten hiçbir şey kalmıyor. Asgari ücreti zaten karnını bile doyuramıyor. Emekli zaten karnını bile doyuramıyor. Onlar ayrı. Ama kamu emekçisi de, yani kamu işçisi de kamu personeli de, lazım. Kamu da kiraya veriyor. evet, yani o da bir evet. şey yapamıyor. Böyle bir tablo var. Şimdi burada e, şunu ifade etmemiz lazım. Şimdi e, Sayın Şimşek konuşacağız biraz sonra ama e, Bakan Şimşek'in de hani anlattığı bir şey var. Diyor ki e, enflasyonun diyor düşmesi, fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor diyor. Evet. Yani bu şu anlama geliyor. Doğru söylüyor. Geliyor. Evet. Bu şu anlama geliyor. Açlık sınırı 27 bin altına asla düşmeyecek. düşmeyecek. Yoksulluk sınırı 73 bin altına yani düşmeyecek. bu Besar'ın yaptığı çalışmaya evet. göre düşmeyecek. Bunu Şimşek söyledi. Biz söylemiyoruz yani. Bakan şimdi Şimşek diyor ki enflasyondaki düşüş fiyat düşmesi anlamına gelmiyor diyor. Evet demek ki açlık sınırları, yoksulluk sınırları düşmeyecek. Peki ne planlanıyor? Planlama şu. Şimdi bir takım asgari ücret senaryoları var. Tabii ki ee, yıl sonu Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini neydi? %41. Değil mi? %41,5 civarında bir rakam planlanıyor. Ee, ulaşılır, ulaşılmaz. Biraz biliyorsunuz revizyona tabi tutuldu. Bir 3-4 falan artırıldı. Yani %38'ler civarında bir enflasyon planlanıyordu. %41'e yükseltildi Merkez Bankası tarafından. Ama hükümette şu tartışılıyor. Deniyor ki e, biz enflasyonla mücadele edebilmemiz için diyor hükümet yetkilileri. Ee, emeklilere zam yapılmamalı, emekli maaşlarına zam yapılmamalı, asgari ücrete de bir sonraki hedef enflasyona göre yapılmalı. Hedefe olabilir. göre. Evet. O zaman. Şimdi hani dediniz ya 23 bin lira, 25 evet. bin lira falan filan. 41 üzerinden yapılırsa o rakamlara ulaşabiliyorsunuz. Ama yüzde 17 buçuk merkez bankasının hedef enflasyonu. Ona göre yaparsanız 20 bin lira civarında ki bağımsılık kapasiteleri Sayın Hüseyin Baş bir sosyal medya hesabına paylaşmıştı. 19.500 bin lira civarında bir maaşı hedeflemiş oluyorlar. Şu anda bunlar konuşuluyor. Bakın yani ya böyle de olur mu? Ya hükümet bunu ciddi ciddi konuşuyor şu anda. Evet. Sen ister, istediğin kadar oluyor mu olmuyor mu diye konuş. Adam diyor ki e, dezenflasyon sürecindeyiz. Burada herkes fatura ödeyecek. İş adamları da ödeyecek diyor. İşçisi de ödeyecek, emeklisi de ödeyecek. Herkes ödeyecek diyor. Çünkü biz dezenflasyon sürecindeyiz diyor. Adam bunun izanı böyle yapıyor. Yani adam detayına girmiyor zaten. Herkes bunun acı faturasını bu efendim hani zehirle pişmiş açtan herkes yiyecek diyor. Adam bunu söylüyor yani. Hadise bu. Dolayısıyla e, yıl sonu nasıl bir şeyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Ama Türk İş'den de bahsedelim. Geçen ay Türk İş'e göre e, mutfak masrafı bir önceki aya göre %0.19 artmış. Enflasyon, yani bir bak yüzde bir bile değil. Evet enflasyondan daha aşağı. <laughs> evet, evet enflasyondan daha aşağı. Evet. Şimdi düşünüyorsunuz bu sefer ya kardeşim sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyor? Şu anda biz e, hangi aydayız? Efendim Eylül ayındayız. Ağustos ayının verilerini açıklamışlardı. Eylül'de açıklamadı şey e, Türk İş. Ama şimdi Eylül, Ekim, Kasım. Kasım itibariyle tekrar asker ücret e, gündeme gelmeye başlayacak. Aralığın biri itibariyle de toplantılar başlayacak. E şimdi açlık sınırı e, hükümete uyumlu olacak ki diyor Türk İş. Efendim ona göre biz de pazarlığımızı düşükten başlatalım. Yani çünkü her yıl biz Sayın Türk İş Başkanı'na şunu duyuyoruz. Bizim kırmızı çizgimiz açlık sınırıdır diyor. Evet. Şimdi açlık sınırı BESA diyor ki 27 bin lira. Türk İş diyor ki 20 bin lira. Dediğiniz doğru. Daha önceden birbirlerine yakın açıklamalar yapılıyordu. Ama Türk İş'in rakamları gittikçe küçülmeye başladı. Yani, Kasım ayında daha uyumlu olmaya Kasım ayında biz, Kasım ayında biz e, Türk İş'in açlık rakamını 20 bin lira olarak görebiliriz. <laughs> yine Sayın e, Babacan'ın açıklamasında e, e söyledim, şu an hatını hatırlamam, e, efendim hatırlamamış olabilir. Ergun Bey'in diyelim. Açıklamasında ne var? E, belki diyecek ki bizim yine kırmızı çizgimiz açlık sınırıdır. Açlık sınırı da 20 bin liradır. 20 bin lira %17,5 yeterli diyebilir. Diyebilir. Yani bunu hükümetle uyum halinde bunu söyleyebilirler. E tabii ki e, gerçek enflasyon çok daha yüksek olacak yine vatandaşın e...